Afrin'de harita değişti. Batı cephesinde hatlar birleşti. Türk Özel Kuvvetler Askerleri ve ÖSO güçleri Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün Batı cephesindeki Şeyda, Şerbanlı, Karri, Karasuluk ve Yukarı Divan köylerini YPG'li teröristlerden temizledi. Böylece batıdaki cepheler birleşti. Kuzey cephesinde ise Bülbül'e bağlı Duraklı köyünün alınmasıyla kritik adım atılmış oldu. Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 27. gününde cephede sıcak gelişmeler devam ediyor. Türk Özel Kuvvetler Askerleri ve ÖSO güçleri Afrin'in kuzeyindeki Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü bu sabah ele geçirdi. Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu. ÖSO, öğle saatlerinde de Şeyda, Şerbanlı ve Karri köylerinin yanı sıra Karri köyünün oradaki tepenin alındığını duyurdu. Böylece Türkiye sınırı boyunca Racun'un batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi. Sıcak çatışmanın ardından Yukarı Divan da alındı. Cinderes'e doğru ilerleyen birlikler ise sabahtan bu yana sıcak çatışmanın sürdüğü Yukarı Divan köyünü YPG'lilerden aldı. Atme yakınlarındaki köy Hatay Reyhanlı'nın hemen karşısında yer alıyor. Akşama doğru ise daha kuzeydeki Karasuluk teröristlerden kurtarıldı. Son alınan yerlerle kontrol sağlanan nokta sayısı 63 oldu. Kurtarılan bölgeler 250 kilometrelik bir alan ve Afrin'in %11'ine tekabül ediyor. Teröristlerin insansız hava aracı düşürüldü. Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde çatışmalar sürerken YPG'li teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı düşürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ağır makineli silahlarla vurulan hava aracı arazide bulunuyor. Şu ana kadar 1528 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi. Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.